Ortak politikalar mutabakat metni, hukuk, adalet ve yargı. Devlette kuvvetler ayrılığının tesis edildiği güçlü, özgürlükçü, demokratik, adil bir yönetim için güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceği. Yasama reformu, katılımcı, etkin, şeffaf yasama için yeni bir iç tüzük yapacağız. Torba kanun uygulamasına son vereceğiz. Kanun yapma sürecine sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin katılımını sağlayacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yürütmeyi denetleme yollarına etkinlik kazandıracağız. Milletler arası sözleşmelerden çekilme yetkisini meclise ait olduğu anayasal güvence altına alacağız. Yürütme reformu, Cumhurbaşkanı'nın 7 yıl için bir dönem seçilmesini kabul edecek, tarafsızlığını güvence altına alacağız. Olağanüstü halin hukuk devleti sınırları içerisinde yürütülmesini sağlayacağız. Yargı reformu, Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu şeklinde 2 ayrı kurul oluşturacağız. Adalet Bakanı ve Müsteşarı'nın Hakimler Kurulu'nda yer almasına son vereceğiz. Görevini kötüye kullanarak Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hak ihlali kararlarına neden olarak devleti tazminata mahkum ettiren hakim ve savcılara bu tazminat ve zararların rücu ettirilmesini sağlayacağız. Savunma mesleğini anayasal güvenceye kavuşturacağız. Uzun süreli tutukluluk sorununu çözeceğiz. Kadınlar için adli yardım ve zorunlu müdafiliğin kapsamını genişleteceğiz. Devletin insan onuruna saygı gösterme ve onu koruma yükümlülüğünü anayasal güvence altına alacağız. Basın özgürlüğünü güçlendireceğiz. Kamu kuruluşlarının karar alma süreçlerine ve çalışmalarına sivil toplum kuruluşlarının katılımını sağlayarak açık kapı ilkesini esas alacağız. Seçim kanunu ve siyasi partiler. Seçim barajını %3'e düşüreceğiz. Siyasi partiler ve seçim mevzuatını demokrasinin ve parti içi demokrasinin güçlendirilmesi amacıyla yeniden düzenleyeceğiz. Siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davaların açılmasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iznini zorunlu hale getireceğiz. Siyasetin finansmanını şeffaflığı, denetlenebilirlik ve seçim harcamalarının saydamlığı ilkeleri çerçevesinde ayrıntılı şekilde düzenleyeceğiz. Kamu yönetimi, bakanlıkları yeniden yapılandırarak Kadın, Aile ve Çocuk Bakanlığı'nı, İklim, Çevre ve Orman Bakanlığı'nı, Şehircilik ve Afet Yönetim Bakanlığı'nı, Hazine Bakanlığı'nı, Esnaf ve Ticaret Bakanlığı'nı, Bilişim ve Yenilikçilik Bakanlığı'nı kuracağız. Bakan yardımcılıklarını kaldırıp müsteşarlık sistemini getireceğiz. Yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz. Belediye başkan ve yardımcılarının, birinci ve ikinci derece akrabalarının özel kalem müdürlüğü, müşavirlik, danışmanlık görevlerine getirilmesini yasaklayacağız. Bürokrasinin azaltılması ve liyakat. Kamu görevine alınmada mülakat uygulamalarına son vereceğiz. KPSS'ye katılanlardan ücret almayacağız. Üst düzey görevlerdeki kadın yöneticilerin sayısını arttıracağız. Yolsuzlukla mücadele, şeffaflık ve denetim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yolsuzlukları araştırma komisyonu kuracağız. Yolsuzlukla mücadele mevzuatını Avrupa Birliği standartlarıyla tam uyumlu hale getireceğiz. Rüşvet ve yolsuzluk suçlarında yargı sürecini hızlandırıp cezaları arttıracağız. Zaman aşımını kaldıracağız. Bu suçların af kapsamına alınmamasını sağlayacağız. Terörizmin finansmanı, rüşvet, yolsuzluk, insan kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti ve tüm diğer kara para yaratan faaliyetlerle kararlılıkla mücadele edeceğiz. Vergi affı ve varlık barışlarının, kara paranın aklanmasının aracı olarak kullanılmasını engelleyeceğiz. Kamu alımları ve ihalelerde yolsuzluk kapısını açık tutan istisna ve muafiyet hükümlerini kaldıracağız ve siyasi etik kanunu çıkaracağız. Yarının Türkiye'si için.